İyi günler. İyi günler. Bugün günlerden Perşembe mi? Perşembe. Muğla'daydık. Bir hafta kaldık. Muğla'nın sonunda İstanbul'a tekrar döndük. Her şey normal seyrediyor. Buradan beni düşünen, benim için ve ailem için ve babam için güzel duygular dua eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Etmeyenlere de, fırsat bulamayanlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen hafta değil de ondan önceki hafta Bay Bars'ı anlatmıştım. Bay Bars'ı anlatırken şöyle bir sorun oldu. Ben Muğlalılar, Egeliler genel olarak hızlı düşünüp hızlı konuşurlar. Biz de hem hızlı konuşuruz, hızlı düşünüyoruz, hızlı konuşuyoruz, anlaşılmıyoruz. Biz dedik ki, ben de şöyle düşünüyorum, zaman zaman yavaş yavaş konuşayım ki anlasınlar beni. Bay Bars'ın videosunda şu çıktı, Bay Bars'lar izlerlerken az daha kanser oluyoruz dediler. Abi dediler, ne zaman konuya geleceksin, artık çok yavaş konuşuyorsun, biz burada deliriyoruz dedi. Yani kendi konularına gelmek için fırsat kolluyorlar. Şimdi anlatacağım konu şu, hızlı hızlı anlatacağım ki kimsenin fazla zamanını almayayım derken 2 saat bunu anlatıyormuşum. Şimdi Melih Doğan Beyoğlu'nda işte İstanbul'un kafe işletmecileri mantığı, kafe işletmecileri kafe aklına gelince, kafe restoran akla gelince Melih, Agop, bizim Semra'nın kocası, işte bizim çevremiz 15-20 tane gerçekten başarılı, gerçekten kendi alanlarında tap olmuş, duayen olmuş dostlarımız akla gelir. Melih, krepen, frepe, salon, karnaval, nar, bir sürü yeri işletti. Şimdi de şeyde, Bebek'te, kafede, Your Choice, orada birkaç tane video çekti ona. Eğlenceli oldu, güzel de seyrediliyor. Melih ile ilgili anım şöyle, Melih 2 yıl bir yeri işletir, 2 yıl güzel performans sergiler, 2 yıl sonunda yavaş yavaş artık sıkılır. Artık öyle değil, eskiden öyleydi. Salonu işletirken hep arar ya, işte salon bir işe başlamadan önce arar, Yalçıncığım kardeşim geldi, mutlaka görüşelim, beraber işler yapalım, birbirimizi destekleyelim. İlk bir ay böyle dediklerini yapar, bir aydan sonra çayı da içsen, nefes de alsan onların parasını mutlaka ister. Hatta karnavaldayken küçük bir, yok nardayken şöyle bir anım var, yok karnavaldaydık, her yerde anımız var onunla ilgili de. Karnavaldayken işte ya, hep oraya takılıyorum, onun yanına takılıyorum ben. Bir hesap geliyor 100 milyon mesela. Diyorum Melih, nereden çıktı bu hesap? Melih diyor ki, olur mu kardeşim, işte de şunu şunu içtin diyor. Diyorum, getiriyorum, orada fiyat listesi var. Fiyat listesinde Melih'e gösteririm. Melih'ciğim diyorum. Bak diyorum, vodka limon bu diyorum. İşte vodka bu, o bu, öteki bu, öteki bu diyorum. Bizim çaycı da şu anda ben burada bunları konuşurken çaycı kardeşimiz de çok heyecanlı bir arkadaşımız. Orada bağıra bağıra konuşuyor. O da ayrı bir şey. Melih, lütfen arkadaşım rica edeyim ya. Melih kardeşimiz 50 liralık hesabı 80 getirir. Melih, niye böyle yaptın diyor. Kardeşim diyor, fındıklı şey ısmarladım ya, onu da ısmarla. Diyorum, ısmarladın ama niye diyorum parasını alıyorsun? Ya Yalçın falan filan yapar. Şimdi en son şey oldu, salondan ayrıldı. Frappe'yi açtı. Evet. Salon büyük bir yerdi. Oradan Frappe'ye geçerken yanına gittim, işte kardeşim dedim, hayırlı uğurlu olsun, işte nasıl falan, işler nasıl diye soruyorum. Şey diyor, yeni açtık abi diyor. Ondan sonra Frappe'de çok küçük bir yer böyle. 4 personel salona gelse dükkan çok yoğun gibi görünür. Yani tuvaleti küçücük diyor. Ondan sonra mutfak küçücük. Mutfak minicik bir şey. Bar öyle. 4 kişi çalışıyor. Birisini kulağı duymuyordu, birisi de görmüyordu. Ondan sonra
Herkese ben şey diyordum, kimi görsem yolda karşılaşıyorsun, ne haber işte Melih bir şekilde konu oluyor. Melih her zaman İstanbul'da bir gündem oluşturdu kendi dünyasında. Herkes şey der, ne yapıyorsun dersin, Melih'le konuştuk işte, Melih işte çağırıyor kardeşimiz sağ olsun. İşte ne yapıyorsun, Melih içenlere gittik abi, yüzümüze bakmadın, çağırır seni der ki kardeşim gel mutlaka bir şey içelim, bir şeyler yapalım, sana bir şey söyleyeceğim der. Gidersin yanına Melih'in, Melih internette konuşulur ufak ufak. Hani o çağıran Melih ile orada oturan Melih aynı mı diye bir daha bakarsın. Melih oturuyordur, bir şeyle ilgilidir yani. Sen de gider oturursun, yersin içersin, parasını verirsin fazla. Öyle dünya iyisi bir insandır. Ondan sonra şey de, yine şeye gel, Frappe'ye döneceğim. Frappe'de şey yapar, ben diyordum oğlum burası işte nasıl işler diyorum. Abi diyor işte oturacak diyor. 2 yıl geçti, bir gün sordum Melih dedim işler nasıl dedim. Abi de yeni açtık diyor. Yani yavaş yavaş oturacak diyor. Melih böyle sevilesi, dost canlısı, iyi iletişimi olan, kafe ve restoranlar işletmeci babında Türkiye'de herhalde, Türkiye'de demeyeyim de Türkiye biraz abartı olur. İstanbul'da, Türkiye'de olsun ne olacak, İstanbul, Türkiye'nin kalbi İstanbul, İstanbul'da da Melih her zaman kendi oyununu oynar. Yani her zaman kendi yazar yani. O oynar, o yazar, o oynar. Dostlukları çok iyidir. Yani kendi dünyası yaşayıp gider. Bu arada Kıbrıs'tan Ece Yıldız. Facebook'ta biraz onunla selamlaşıyorduk işte. Dedim ki Ececiğim dedim canım benim. Birazdan bir arkadaşıma video çekeceğim. Senin bir mesajın var mı dedim ben. İçinden geleni söyle dedi. Ben içinden ne gelebilir ki? Seni seviyoruz. Buradan Kıbrıs'a çok sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bir dakika dur bakacağım şurada ne yazmış diye. Ece Yıldız Kıbrıs'tan. Dediğim üzere bayağı bir şey yazmış. O da zaman alır. Bir daha Ece Yıldız'a bir tane video yapacağım burada. Ece'ye zaman ayıracağım öylelikle. Bugünkü konumuz Melih'ti. Melih. Yolun açık olsun kardeşim. Bu arada işte dedi, videonun başında da söylediğim üzere babam için bana destek olan, yanımda olan, duygusunu gönderen, güzel duygularını gösteren herkese çok teşekkür ederim. Umarım sizin de gönlünüze göre olur her şey. Melih'e de sevgiler sunuyorum. Choice Melih. Dostlukların örnek anlası.